Operasyon Arkadaşlar hepinize Takeoff Channel'dan tekrar merhaba. Çok güzel bir haberle karşınızdayım. Milli Muharip bıçak Kaan İlk uçuşunu yaptı ve de Gökvatan'da buluştu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TUSAŞ yerleşkesini ziyaret ettiğimizde Kaan ilk taksisini yapmıştı. Bizler de size ilk defa Milli Muharip uçağımızı yakından göstermiş. Test pilotuyla, baş mühendisiyle röportajlar yaparak konuyu elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmıştık. Ve de 21 Şubat 2004 tarihinde Kaan Gökvatan'da buluştu. İlk taksisini yaptıktan sonra Kaan'ı aylar süren yer testleri bekliyordu. Bu yer testleri uçuşa giden yolda çok önemli süreçler. Çünkü her testin sonucunu cebinize koyuyorsunuz. Bir sonraki aşamaya o testin sonucuyla devam ediyorsunuz. Bu testlerin en önemlisi uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını anlamak için yapılan ve de gövdenin aşırı bir şekilde zorlandığı statik testi. Daha sonrasında hidrolik sistemlerinin testi, elektrik sistemleri, yakıt sistemleri, kontrol sistemleri. Yani aklınıza gelebilecek her testi başarıyla geçti ve ilk uçuşa sıra geldi. İlk test uçuşunun Aralık 2023'te yapılması planlanıyordu ama bir gecikme oldu. Bunlar havacılıkta çok normal şeyler. Yani test pilotu pistin başında bile testi iptal edebilir. Der ki bu uçak hazır değil. Der ki bu noktaları biz tekrar bakalım ve daha sonrasında ilk uçuşumuzu yapalım. Çünkü ortada yeni çıkan bir ürün var ve ne şekilde davrandığının ya da istediğiniz şekilde davranıp davranmadığının tam olarak tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü içerisinde bir insan var, bir pilotumuz var. İnsansız bir hava aracı da değil. Bu nedenle her şeyin 3 kere, 5 kere, 10 kere test edilmesi gerekiyor. Belki de daha fazla. Şimdi beni izliyorsa belki mühendisler gülmüştür. Yani biz onları kaç yüz kere test ettik demiş olabilirler. Hepsine buradan selamlar. Uçağa baktığımızda üzerine bazı yeşil noktalar görüyoruz. Yani bu yeşil noktalar boyanmamış demek. Astar boyasıyla uçağa takılmış. Neden böyle olmuş olabilir? Birincisi bu parçalar eskisi sökülerek yerine yedeği takılmış olabilir. Parçalar değiştirilmiş olabilir. Veyahut da bir değişiklik yapılmış olabilir. Benim gözüme çarpan bir iki nokta var. Geçtiğimiz Mayıs ayında çünkü yakından inceleme fırsatı bulmuştum. Hani bazı noktalarda minor değişikliklere gidilmiş. Ama bloklar değiştikçe daha bu uçakta neler değişecek? Yani bu ilk ortaya çıkan Kaan belki de diğerlerinin hani Kaan blok 30'un, blok 40'ın, 50'lerin dedesi olacak. Tıpkı e, Amerikan Savunma Sarayı'ndaki ilk F-16 uçuşuna bakarsanız günümüzdeki blok 70'ler hiç yani alakası yok diyebiliriz. İlk uçuşa gelelim. 20 Şubat'ta yapılması planlandığını duydum ben. 21 Şubat'ta yapılmış olabilir. Belki hava muhalefetiydi. Belki yine bir noktadan emin olmak istediler. 21 Şubat 2024 unutulmayacak bir tarih. Test pilotu Barbaros Demirbaş pist başı yaptı. Gaz açtı. Uçak pistte koştu, hızlandı. Yerden teker kesti rotation'la beraber. Daha sonrasında da testlerini yaptılar. 8000 fit irtifaya ve de 230 nat hıza ulaşmışlar. Ve başarıyla tekrar piste teker koydu. Başarıyla durdu ki burada arkasından çıkan bir paraşütün de etkisi var. O paraşüt de biliyorsunuz savaş jetlerinde kullanılıyor. Daha sonrasında gitti park etti ve tüm ekip ona doğru koştu ve daha sonrasında da duygusal anlar yaşandı. Evet ilk uçuş böylece oldu bitti. Ama merak edilen bir nokta vardı ilk uçuşta. Herkes sizlerden de bu soru geldi. Rotation sırasında yani yerden teker kestiği sırada yatay stabilize yani arkadaki kanatçıklar neden sürekli oynadı böyle böyle diye. Ona da test pilotu Barbaros Bey şöyle bir yanıt verdi. Hep beraber o yanıtı bir izleyelim. Tekrar devam edeceğiz. Şu oldu. Bana bugün en çok sorulan soru da şu. E, kalkışta, rotation'da, yatay stabilizde büyük bir hareket gördük. O uçağın kontrol karakteristiğinin normal davranışı. Çok hassas bir şekilde etütüt muhafaza etmek istediği için flight control kompütür düşük hızlar, düşük dinamik basınçta onu o şekilde ayarlıyor. E, mükemmel bir uçuştu. Sağ olun. Bir diğer merak edilen noktada uçağın iniş takımları neden katlanmadı oldu? Şöyle söylemek lazım bunu. İlk uçuşunu yapan bir uçağın, ilk uçuş, test uçuşunu yapan bir uçağın iniş takımları ilk uçuşunda hatta bundan sonraki birkaç uçuşunda da toplanmaz. Neden? Çünkü şimdi birinci önceliğimiz uçuş emniyeti. İlk uçuşun hedefi de uçağın ilk uçuş için gerekli sistemlerinin hava kalibrasyonunun yapılması ve uçağın emniyet rejimleri içerisinde kalkışını yapması ve de daha sonrasında tabii ki aynı şekilde gelip inişini yapmasını sağlamak. Bu nedenle iniş takımlarının katlanması ilk uçuş için hiç gerekli ve de hiç önemli olmayan bir husus. Hatta eğer bir sorun olursa ve siz iniş takımlarını katlamışsanız bir arıza durumunda başınıza ekstra dert açabilecek bir husus. Bu nedenle uçakların ilk uçuşlarında iniş takımları toplanmaz. Yani katlayan varsa belki bir bildikleri vardır bilmiyorum ama ya genel yaklaşım bu yönde diyebiliriz. Ama ne zamana kadar? Artık hızla ilgili bir Zarf açma uçuşlarına geçildiğinde iniş takımı katlanır. Neden? Çünkü iniş takımlarının yapısal olarak uçağa limitlediği bir sürat var. Yani iniş takımı açıkken bu uçak atıyorum maksimum 250 knot hıza çıkabilir. Ama siz artık o testleri yapmışsınız ve de yüksek hız testlerine gelmişsiniz. O zaman iniş takımları tabii ki toplanır. Ama bunun için uçağın kendisini kanıtlaması, ben bir sonraki levela geçmek için hazırım demesi lazım. Tabii ki sadece havada yapılmıyor bu iniş takımı testleri. Hem hangarda hem de rüzgar tünellerinde uçakların iniş takımı, uçak böyle askıya alınarak, kapatılarak, açılarak e, iniş takımlarının karakteristiği ve de uçağın limitleri, iniş takımlı nasıl, iniş takımsız nasıl e, anlaşılıyor ve ona göre limitleri belirleniyor. Peki ilk uçuş bize ve test ekibine neler verdi? Yani bu ilk uçuşta test ekibi, e, test pilotu, mühendisler nelere bakmış olabilir? Kaan bir şekilde uçtu mu? kendinden beklenen basit hava manevralarını stabil şekilde yapabildi mi? Tam takatte ve düşük motor gücüyle süzülmede yani son yaklaşmanın simüle edildiği benzetilmiş son yaklaşma aşamalarında stabilitesini korudu mu? Sistemler pilota ve yerdeki ekibe verileri doğru gösterdi mi? Bu çok önemli yani çok kritik bir şey çünkü bu uçak bir savaş jeti olacak ve de milimetrik olarak doğru verileri göstermesi gerekiyor. Aşağıya 10 binden fazla veri göndermiş ve de 50'den fazla mühendis bu ilk uçuşu takip ederek sürekli pilotla koordine halinde ilk test uçuşunu başarıyla yapmışlar. Yani bu verilerin doğruluğunu sağlayabilmek için kolda uçan F-16 ile de çift doğrulama yapmış olabilirler. Çünkü kolunda uçan F-16 da sadece selam vermek için değil, onun da bazı görevleri vardı bu test uçuşunda. Oradaki pilotumuz da yakından takip ederek ilk test uçuşunu hem dışında akan işte hidrolik var mı, yakıt kaçağı var mı gibi bunlara bakıyor ve de diğer taraftan da birlikte uçarak belki de uçuşu dediğim gibi çifte doğrulama yaparak işte sürat konusunda, itifa konusunda bir aksaklık var mı, yok mu onu anlamış olabilirler. Evet, ilk uçuşla ilgili söylenecekler şimdilik bu kadar. Bundan sonraki test aşamaları da başarıyla gerçekleşir ve programda bir aksama olmazsa 2028'de Hava Kuvvetlerine teslimatların başlaması bekleniyor. Ayrıca şunu da belirtmek lazım bu uçak yani 5. nesil olması amacıyla üretilen Kaan dünyada 5. nesil olarak üretilen ve de ilk uçuşunu yapan 6. uçak arkadaşlar. Diğer ilk 5 tanesi Amerika, Çin ve Rusya'nın uçakları. Korelilerin yapmış olduğu bir uçak var. Kilo Foxort 21 modeli ama o 4.5 diye geçtiği için onu saymıyorum burada. Neredeyse tüm aksamlarında Türk mühendislerinin, Türk firmalarının, Türk savunma sanayinin imzası olan Kaan bu uçuşunu F110 motorlarıyla, F16'nın motorlarıyla gerçekleştirdi. Ama ülkemizde de motorla ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 2028 yılında hava kuvvetlerine verilecek uçaklar için F110 motorları kullanılacak. Bunun için Amerika'dan motor istenecek. Bakalım zaman bize neler gösterecek ama yerli motor için TR motor, T'yi ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Geceli gündüzlü çalışmalarına devam ediyorlar ki biz yayınlarımızda ve haberlerimizde bunlara elimizden geldiğince yer veriyoruz. Ülkemizde bizim mühendislerimizin aklıyla ve yerli imkanlarla geliştirilmiş Hürjet, Hürkuş, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Kızıl Elma, Akıncı, Atak 2, Gökbey, Anka, Aksungur yani aklınıza gelen gelmeyen bütün bu uçuş sistemlerinin yeri çok çok önemli. Ama Kaan gerçekten hepsinden çok daha fazla önemli en azından benim hissiyatım bu yönde arkadaşlar. Allah utandırmasın. Bu projede emeği geçen pilotundan mühendisine, teknisyeninden stajyerine hepsi gece gündüz demeden ilmek ilmek çalışarak ortaya yeni bir ürün çıkartıyorlar ve daha önce yapılmamış bir şey çıkartıyorlar. Bu hiç kolay bir şey değil. Gerçekten saygıyı ve sonsuz teşekkürü hak ediyorlar. Hepsine buradan selam olsun arkadaşlar. Tabii ki TUSAŞ ekibi başta olmak üzere bu Kaan ve diğer projelere hizmet veren, ürün veren, işte ürün üreten alt yükleniciler de çok önemli. Bu firmalar bir şeyler yapıyorlar ve bu uçaklar onların bu yaptığı ürünleri kullanıyor. Bunların en başında tabii ki savunma sanayi firmalarımızdan Aselsan, Aviyonikler, işte Havelsan, simülatörler ve diğer birçok şey yapıyor. Kanopi yapan yerli Türk firmamız, iniş takımlarını yapan diğer başka bir yerli Türk firmamız. Uçağın bütün sistemleri neredeyse el ele vermiş Türk savunma sanayi ve ortaya Kaan'ı çıkartmışlar. Evet Kaan ilk uçuşunu yaptı ama esas serüven şimdi başlıyor. Ben pilotluk eğitimindeyken de hocalarımız söylerdi. Bütün öğrenci pilotlar solosunu uçmak için büyük bir heyecanla bekler. Soloyu uçar gelir. Öğretmen der ki mücadele şimdi başlıyor. Aynen öyle. Bizim de Kaan'la mücadelemiz şimdi başlıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve havacılıkta kalın.